Şenol Ulusavaş'la birlikteyiz şimdi de. Hocam Antalya Spor maçı ilginç bir maç olacak yine. Beklentiler bu maçtan galibiyetle ayrılması yönünde Bursa Spor'un ama kesinlikle. Şunu soruyorum. Futbolcular şu anda ne düşünüyordur? Maça birkaç gün kalmış. Valla futbolcuların ne anlamda soruyorsun? Belki kaybedersek ne olur, kazanırsak ne olur anlamında. Psikolojisi nedir şu anda şu dakikalarda? Psikolojileri tamamen maçı kazanmak üzerinedir. Zannetmiyorum Ertuğrul Hoca'nın onlara vermiş olduğu bu her haftalık periyotta onlar da buna endekslenmiş durumdalar. Onların bütün işi Antalyaspor'u yenip yeniden bir dahaki haftayla ilgili yorum yapmaları. Yani yoruma onların hakları yok demeyeyim de yorumla onların işi yok. Yani Galatasaray Fener ne yapmış diye kendi işlerine bakıyorlar diye düşünüyorum. Fakat bana çok sorulan bir şey var takımın stresli oldu mu? Hayır ya hiç alakası yok. Ben seyrettiğim kadarıyla 20 yıldır bu işin içinde oyuncu olarak ve hoca olarak olmuş adam olarak bu kadar rahat bir takım ben görmedim. İnanılmaz rahatlar. Mesela gençler diyorlar. Oradaki gençlerin Sercan ve Volkan en larç adamlar zaten. Bunlara Ertuğrul Hoca biraz daha gerilsinler de gergi üzerine yani onları olumsuz yönde etkiliyordur diye düşünüyorum. Çok rahatlar çünkü. Böyle bir sıkıntı yok. Şehirdeki en büyük sıkıntı hep söylüyorum seyirci sıkıntısı var burada. Korkunç bir gerginler ve takımı gerecekler. Bakın Allah göstermesin biz en büyük tehlike burada bir puan kaybedersek şehir öyle gerilecek ki o gerginlik bizi kötü hale getirebilir. Yoksa bakın 40 yıldır bekledik. 40 yıldır bekleyenler var burada. 35 yıldır, 30 yıldır, 20 yıldır çok fazla sürede bekleyen insanlar var. Şu 5 haftayı da bekleyelim diyorum. Yani bunu yansıtmayalım. 5 hafta sonuna kadar bekleyelim. Olumsuzluklarda bile bekleyelim. Çünkü bu son haftaya kadar gidebilir. Yani hiçbir türlü belli olmaz. Biz burada Allah göstermesin ters bir sonuç bile alsak bu takım son güne kadar şampiyonluğun en büyük adayı bence. Evet, ki bunu haftalar öncesinde, aylar öncesinde söylemiştiniz. Kesinlikle. En büyük adayı diyorum ya. Bakın 1-2 %100 bu takım için garanti diye düşünüyorum. Galatasaray takımı diyorlar işte. Fikstür müthiş şanslı falan. Kardeşim Galatasaray takım şu an 2 adam bir takımla oynasa zorlanacak. Yani bırakın fikstürde kim şanslı onun için? Yani biz Denizli Manisa ile oynadık. Ne oldu yani? Biz ki şu an Türkiye Ligi'nin en iyi top oynayan takımı. Bunu son derece iddialı söylüyorum. Hele ki son Galatasaray-Fenerbahçe maçını seyrettikten sonra hakikaten bu takım bu ligin en iyi takımı. Ve bu takımın şampiyon olması ama bu hak kimseye verilmiyor. Yani evet biz çok iyiyiz ama buyurun şampiyon demiyorlar. Bazı unsurlardan kastım yani anormal maçlar kaybedebilirsiniz falan. Sonuçta şampiyon olamayabilirsiniz ama bu ligin hala en iyi takım Bursa Spor. Ve sonuna kadar da bunun en büyük adayıdır. Ne kadar Galatasaray fikstüre şanslı olsa da 5 puanlık bir puan farkı var. Ne şanslı olsa ne olacak? Biz kime maç kaybedeceğiz? Bakın bizim 6 puanlık 2 kaybetme lüksümüz var. Kimsenin ağzını açmayacak, kimsenin bir şey diyemeyecek. Galatasaray, deplasman, Beşiktaş içeride. Ya bu maçlar kaybedilebilir. Bakın 6 puan. Ben de diyorum ki bir 3 puan daha biz yani son haftaya kadar kaybetme lüksümüz bizim bir 3 puanlık daha var diye düşünüyorum bakın. Yani 3 puan kaybedebiliriz. Yani bunda bir tek mağlubiyet olabilir. Beraberliklerle olabilir. 3 puanlık lüksümüz var. Bu bile bizi son haftaya şampiyonluk şansımızı elimizde bulundurarak götürecektir diye düşünüyorum. Nereden geldik? Seyirci biraz daha sakin olmalı. Kesinlikle. Onu düşünüyorum ben. Çok haklısınız. Kesinlikle. Yani. Herkes şimdi şampiyon. Ama olamazlar. Bakın bunu da onlara aynı parantez söylüyorum. Yazık ya o insanların olma şansı yok. Hayat boyu havada uçan bir şey seyrettik hep. Ve onu elimize aldık. Ya uçtu o kuş sürekli uçuyordu ve bir yetişme şansımız sıfırdı. Ve şu an insanların elinde. Bırakın takımı falan. Şehrin elinde. Şehirdekiler elinde tutuyorlar. Ve o kuşu kaçırmak istemiyorlar. Bir daha yakalama şansları o kadar zor ki. Bir kere yakalamışız 40 sene sonra elimizde bir şey var. Yani onu lütfen çok fazla sıkıp da boğmayalım yani. Hani şehir olarak sıkmayalım onu yani o seyirci olarak sıkmayalım. Ama bir de hak veriyorum onlara da. Yani onlar o kadar gergin. Ya ölenler oluyor biliyorsunuz. Bakın bir arkadaşımızın babası ölmüş. Evet. Bakın bunlar yaşanabilir. Dedim ki bizim takımda en babası 3 senedir bizde. Bizim oyuncularımızı saymıyorum. Ya onların hani streste falan şey yok ama işte diyorum ya şehirde 40 yıldır yaşayan var. Ben 48 yaşındayım. Ben bu takımın 40 yıldır geçmişini biliyorum. Bırakın burada yaşayan ne insanlar var. Yani yıllardır bunu bekliyorlar. Onlara da hak vermek lazım. Hani kalkıp da onlara bana geçenlerde mentor lazım dediler takıma. Hayır dedim ben seyirciye mentor lazım. Yani takıma mentora gerek yok. Takımı Ertuğrul Hoca son derece keyifli bir şekilde götürüyor. Hakikaten her şeyi yapıyor. İşte kulübedeki hareketleri bazen hiç kulübeden de çıkmıyor. Evet. Ben de onu diyorum ki tamamen takımı germemek için yapmış olduğu işler diye düşünüyorum. Şahsi fikrim bilmiyorum doğrudur yanlıştır. Mutlu'yu daha çok öne çıkartmaya başladı. Bir sürü hamleler yapıyor. Kendi adına bir sürü hamleler yapıyor. Tribüne nasıl bir hamle yaparız onu bilmiyorum ama. Sakin olmak lazım. Sakin olmak lazım. Ama şu maçlar hiç beklenmedik maçlarda puan vermemek lazım. Yani
olabilir. Yani futbolda her şey var ama. Ama biz şu maçları bakın. Galatasaray'a kadar biz kayıpsız geçersek zaten o zaman şampiyonluktan söz etmek o kadar daha kolay olacak ki. Çok daha kolay olacak. Ama dediğim gibi yani bir puanlık kayıplar bile sıkıntı yaratabilir bu şehirde. Benim tek korkum o. Yani inşallah bu maçı çok keyifle geçeriz. Çok zor olacak ama yani. Sen de biliyorsun yani. Hele rahat takımlar daha sıkıntılı. Evet. Daha sıkıntılı. Keşke gergin takım gelseydi buraya. Yani düşme potasında birisi gelseydi. Herkes yanlış düşünüyor aslında o anlamda. Rahat ya, kaybedecek hiçbir şey yok. Aksine bakın Bursa takımı lider takım. Yıllarca Fener, Beşiktaş ve Galatasaray'a giderken hep gergin gittik. Daha doğrusu aşırı motivasyonla gittik. Artık ligin liderine geliyor herkes. Yani o da aşırı motivasyonla geliyor buraya. Çünkü herkesin gözü Fener maçı değil. Şu anda herkesin gözü Bursa maçında. Çünkü onun kaybedeceği puanın peşinde bütün Türkiye. Çünkü bizim arkamızda kaç kişi var? Şehrimiz var. Bir de bizi Türkiye'de sempatiyle karşılayan bir sürü. Ama diğerlerinin arkasında çok ciddi bir seyirci var ve onlar bizi seyrediyorlar. Onlar bekliyorlar bizi. Maç kaybedelim diye. 3 milyon Bursa Spor destekçisi varsa ya da 4 milyon kaybetsin diye bekleyen insan var şu anda. 66 milyon da. Kesinlikle, kesinlikle. Ha, Anadolu hakikaten istiyor bizi ama bu Fener Galatasaray Beşiktaş'ın kendi içimizde de var yani. Taraftarları var bunun yani. Var. Ve bunlar da biz acaba ne gün maç kaybedeceğiz diye herkes bizi seyrediyor. Öyle olunca da her gelen takım aşırı motivasyonla geliyor. Prim yapmak son 5 maçlar biliyorsun Türkiye'de primdir. Öncesine hiç bakılmaz. Son maçlardaki hamle yapan adamlar büyük bir transfer yaparlar. Kaldı ki Bursaspor artık senenin iyi para harcayacak takımı. Çünkü lider bitirse büyük para gelecek. O takımların oyuncularını alabiliriz ya. Onlar da bize kendilerini gösterecekler. Bundan sonra biz de Fener Galatasaray gibi olduk yani. Evet. Bu anlamda kesinlikle bütün takıma ben öncelikle başarılar diliyorum. Ertuğrul Hoca'ya ve takıma. Hakikaten müthiş işler yapıyorlar. Bu müthiş işler bozulmasın. Bugüne kadar taşıdıkları şeyi inşallah sonuna kadar götürsünler. Nasıl kazanır Antalyaspor maçı hocam? Antalyaspor. Antalyaspor nasıl kazanır? Evet, kazanılır. Bursaspor nasıl kazanır maçı? Ya bizim için en sıkıntılı şey biliyorsun Manisa maçında da beri. Biz gol atana kadar sıkıntı yaşayacağız. Bizim derdimiz bir an evvel gol bulmak. Bakın gol bulamadıkça işte o anlattığım şey türbün geriliyor. O gerginlik ister istemez sana yansıyor. Ah kaçıyor mu gidiyorum. Hele ki rakip takım arada bir pozisyona falan girirse bir gerginlik artıyor. Bizim olmazsa olmaz çözümümüz bir an evvel gol yapmak. Golden sonra bu takımın önünü kimse tutamıyor. Yani yeter ki biz gol atalım. Bakın deplasmanda 2-0'dan sonra gol attık. 20 dakikayı tek kale oynuyorsun yani. Evet. Öyle ki iç sahada önüne geçemezler. Ama gol atana kadar da ciddi sıkıntı yaşarız. Ertuğrul Hoca böyle çok hamle yaptırmıyor artık. Yani çünkü gol yemek artık işte dediğim gibi gol yemek büyük problem burada. Gol yememek için de biraz daha dengeli oynadığı için biz biraz da golü geç buluyoruz. Yani çok erken bulamıyoruz. Gol işi çözecek. Yani çok basit bir şey diye düşüneceksin ama doğru. Gol bizim işimizi çözer. Golle bu şehirde her takımı alt üst ederiz. Ama bir de şeye rahat bırakmak lazım bu takımı. Bu takım 90+2'de de gol kazanabilecek güçte. Kazandı. Hep de kazanabilir. Bakın onun için hiç kimse tedirgin olmasın. 90'a kadar 0-0'da hala biz hamle yapmak zorundayız. Tribün olarak hamle yapmak zorundayız. Bu takım bir şekilde buluyor. Senin dipteki Türkiye'nin en iyi savunma oyuncusu derken en hamle yapan bir Ali Tandoğan senin elinde. Ömer Erdoğan her an gol yapabilecek oyuncu. Bakın savunma önü bahsetmiyorum. Böyle oyunculara sahipken biz her dakika gol yapabiliriz. Yeter ki gol yemeyelim. Evet. Yeter ki gol yemeyelim. Gol bizi bozuyor çünkü bak çok az gol yiyen bir takımız. Denizli maçını hatırlayın. Gol yedik. Bir anda dağıldık. Yani kısa bir süre olur. Çünkü bu takım artık gol yemeyi unuttu. Mağlubiyeti unuttuğu için gol de onları mağlubiyet gibi. Gol yemememiz lazım. Yani bunlar futbolun olmazsa olmazlar ama zor işler ama bunlarla bir şekilde çözeriz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.